Peki bu faizleri düşürmesindeki amaç nedir? Yani neyi amaçlıyor burada yani? Ben gıcıklığına, karezine, siz işte burada açlıkta sürün diye mi yapıyor bunu yani? Bunun dolayı yapmıyor. Diyor ki ben faizleri düşüreceğim. Üretime dayalı, üretime dayalı arge çalışmaları yapısın diyor bu ülkede. Yatırım yapın diyor, üretim yapın diyor. Ham maddeyi üretin diyor. Daha ucuza üretin diyor. İthalatı azaltalım diyor. Buna yönelik de ben faizleri düşüreceğim diyor ısrarla. Yani, yani, şimdi mesela e, ayet ayeti kerimeden bahsetti. Evet bir ayeti i kerime var. Faiz haramdır. Bunu bütün Müslümanlar kabul ediyor. Doğru. Yalnız Sayın Cumhurbaşkanı sadece ayeti i kerimeden yola çıkarak mı yani bunu yapıyor? Diyor ki üretim yapılacaksa insanların para alması lazım. Bankalardan para alması lazım. Ve düşük faizler alması lazım. Uzun soruklu alması lazım. Bunu üretime dönüştürmesi lazım. Ben de bunun yolunu açacağım diye bundan dolayı bir adım attım diyor. Mesela bakın bunu da yapıyor. E şimdi üretim dedik az önce. Şimdi üretim tamamıyla eksik mi gidiyor bu ülkede? Hayır. Mesela sana, savunma sanayisinde yapılan çalışmalar yok mu? Sizin İHA'larınız yapılmadı mı? SİHA'larınız yapılmadı mı? Ya da işte milli otomobilizi üretip satmaya çalışmıyor musunuz? Yani bazı adımlar atmıyor musunuz? Atıyorsunuz. Eksik olan yanlarınız var mı? Evet kabul ediyorum. Tarım, e, tarımda eksiklikler olmuştur. Havan, hayvancılıkta eksiklikler olmuştur. Ama e, düzgün giden şeyler de var yani e, üretim konusunda. E, bunları da yapıyorsunuz. Bunları yapmanıza rağmen bakın dört tane madde saydım. İthalat, ihracat, ihracatınız daha fazla. Ee, ondan sonra IMF'ye borçlanmamak için gayret ediyorsunuz. Ee, faizleri düşüp, düşürüp üretim artırmaya çalışıyorsunuz. Ee, buna rağmen bu ekonomik sıkıntıyı neden Peki, yaşıyorsunuz? Siz az önce Şimdi, söylediniz ya, e, TV'lerde görüyorum dediniz. Evet, hani genellikle ekonomi konuşuluyor ve evet. dış güçlerden, kötü yönetiminden bahsediliyor ekonomi açısından. Sizin fikriniz ne? Direkt oraya geleceğim işte. Peki neden yaşanıyor? Mesela iktidar kanadı bu tedbirleri aldığı halde, bazı çalışmalar yaptı halde bu sıkıntı neden yaşanıyor? Şimdi 2000, 2001 senesinde ekonomik kriz oldu değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin neredeyse en büyük ekonomik krizanın birini yaşadık biz. 2001 senesine geldiğimiz zaman ne, ne oldu ki biz o krizi yaşadık? Türkiye Cumhuriyeti en çok ticaretini yaptığı Rusya devleti değil mi? O dönemde Rusya devletiyle en çok ticaretimizi yapıyorduk. Rusya'nın yaşamış olduğu ekonomik sıkıntı otomatikman bizi etkiledi. Arkasından bir Marmara depremi yaşadık. Ve ülkede bir anda ekonomi iflas etti. Peki ne yaptı peki? O dönemde yani hükümet nasıl bir tedbir aldı? Yani bu enkazı kaldırmak için ne yaptı o zaman? Kalktı o zaman şunu yaptılar. Ee, kuru, kuru, dolar kurunu e, o zaman sabit tutmaya çalıştılar. Ee, faizi ise piyasaya bıraktılar. Yani Merkez Bankası kuru sabit tutmaya çalıştı. Faizi ise piyasaya bıraktı. Yani bugün hani savunulan bir şey var. Diyor ki faizi artırın, faizi artırın. Faizi niye artıracağız peki? Kuru sabit tutmak için. Aynısı 2001 senesinde uygulanmış. Peki bir sonuç alabilmiş miyiz? Alamamışız. Gene o dönemde baktığınız zaman enflasyon gene artmış. Demek ki bu bir çözüm değil. Neden çözüm değil? Çünkü sadece siz faizi artırarak sonuç alamıyorsunuz. Bunlar bir tedbirler zinciridir. Birbirine bağlıdır. Tek bir hamleyle bunu yapamıyorsunuz demek ki. 2001 senesinde yapamadıysanız bugün de bunu yapamayacaksınız. Ve e, burada işte nasıl bu sorunu çözeriz? Yani burada nasıl adımlar atılması gerekiyor? Yani bu saydığımız madde rağmen bu sıkıntıyı nasıl çözeceğiz biz? Dediğimiz zaman şunu söyleyeceğim. Yani yapılması gereken şudur. Millet olarak olaya partiler üstü bakmamız lazım. Yani burada Tayyip Erdoğan iktidarda, Kemal Kılıçdaroğlu iktidarda ya da işte İyi Parti, MHP iktidarda diye bakmayacağız yani. Sayın Cumhurbaşkanı bir tespitte de bulundu. Dedi ki bu sıkıntının bize öğretmiş olduğu bir sonuç var. Yani bu yaşadığımız sıkıntının bize öğrettiği bir sonuç var. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri istikrarlı bir ekonomimiz yok. Bu tedbirlerle, bazı tedbirlerle ilerleyen dönemlerde belki de daha istikrarlı, daha oturmuş bir ekonomiye sahip olacağız dedi. Peki... Nasıl yapacağız? Yani ne yap yapmamız gerekiyor? Yani burada e, pahalılık var. Mı? Evet, pahalılık var. Yani baktığınız zaman e, sizin akaryakıtınız dışarıdan geliyor. Dolar yükseldiği zaman, ertesi günü bakıyorsunuz benzin artmış, mazot artmış. E, ondan sonra tarım ürünleri. Zaten siz tarım ürünlerin tamamını dışarıdan aldığınız için neredeyse tohumunuzu gerekli ham madde, maddeyi dışarıdan aldığınız için otomatik mesela pahalılık olarak yansıyor. Ama bir nevi artık buna yani bir şekilde katlanmak zorundayız. Yani ya suni bir şekilde dışarıdan para alarak biz bu ekonomiyi düzelteceğiz, doları yüreği düşüreceğiz. Belki ee şöyle geçici bir süre bir rahatlama yaşayacağız ama belli bir süre sonra tekrar yine biz aynı sıkıntıyla yüzleşeceğiz. Yani bunun bir tedbir almamız gerekiyor bizim. Yani burada ben diyorum ki iktidarda Tayyip Erdoğan değil de acaba muhalefet kanadı olsaydı ne yapacaklardı? Yani ben izliyorum bakıyorum yani nasıl bir çözüm çözümleri var ona bakıyorum yani. Hani tamam ekonomik sıkıntıdan bahsediyoruz Tayyip Erdoğan'a e, feryat ediyoruz. İşte iktidarı eleştiriyoruz. Yüksek sesleri eleştiriyoruz. Şöyle oldu böyle oldu değil mi? Her şey anlatılıyor burada. E peki çözüm ne diye sorduğunuz zaman faizi yükselt. Peki faizi yükselt dışında yani başka bir e, denkleminiz var mı başka bir çözüm öneriniz var mı üretim tamam üretim biz de kabul ediyoruz üretimde aksaklar var mı tarım konusunda aksaklar var mı evet, kabul ediyorum bakın ben de yani görüşüm belli tarım konusunda hayvancılık konusunda bazı aksaklar olmuştur ülkede ama tamamıyla olmuştur diyemezsiniz yani yani 18 sene 19 seneden <laughs> sene, beri iktidarda olan bir parti var.